etmektedir. İzolasyon sonucunda kadına yönelik şiddette yaşanan küresel artış, Birleşmiş Milletler tarafından gölge pandemi olarak adlandırıldı. Birleşmiş Milletler hazırladığı rapora göre pandemiden önce her 3 kadından birinin yaşam süresi boyunca şiddete maruz kalacağı tahmin edilirken, şimdi ise bu kadınların pek çoğu failler ile birlikte eve hapsolmuş durumda ve artmış şiddet riskiyle karşı karşıya bırakılmışlardır. Haddinden fazla yüklenmiş sağlık sistemleri ve sorunlu işleyen adalet sisteminin şiddet gören kadınların ihtiyaçlarına karşılık vermediği belirtilen raporda, acil önlemler alınması ve etkili mekanizmaların devreye konması için tüm ülkelere çağrı yapılmıştır. Son 10 yılda kadına yönelik şiddetin %1400 arttığı ülkemizde, salgının süre geldiği 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş, 171 kadının ölümü de şüpheli olarak kayıtlara geçmiştir. Yine 2021 yılının ilk 4 ayında ise 95 kadın cinayeti yaşanırken 59 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği salgın koşullarında 6284 sayılı yasada kanıt aranmasına gerek olmadığı halde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kadın Konuk Evlerinde Koronavirüse Karşı Ek Tedbirler Alındı başlıklı açıklamada, yüksek can güvenliği riski bulunan kadınlar dışında başvuru kabul edilmediği için kadınların sığınaklara kabulü zorlaştırılmış, can güvenlikleri risk altına sokulmuş.